Nellie Bly müthiş bir kadındır. Araştırmacı gazeteciliğin temellerini atan insanlardan biri olan Bly, aynı zamanda mucit, seyyah, kadın hakları savunucusu ve iş insanıdır. Amerika'nın ilk kadın savaş muhabiri odur. Tek başına dünya turu yapacak kadar cesurdur. Öyküsü sıra dışı bir öykü, hayatı dolu dolu yaşanmış bir hayattır. Nellie Bly, 5 Mayıs 1864 günü Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde dünyaya gelir. Gerçek adı Elizabeth Jane Cochran'dır. Doğduğu kasaba olan Cochran's Mills, babası Michael Cochran tarafından kurulmuştur. Michael Cochran, zengin bir toprak sahibi ve kasaba yargıcıdır. Vefat eden ilk eşinden 10, sonradan evlendiği ikinci eşinden de 5 çocuğu vardır. Elizabeth, babasının ikinci evliliğinden olan çocuklardandır. Kalabalık olmalarına rağmen Cochran'lar rahat bir hayat sürerler. Ama baba Cochran ölünce bu durum değişir. Babasını kaybettiğinde Elizabeth 6 yaşındadır. 15 çocukla tek başına kalan annesi, servetlerini koruyamaz ve aile kasabayı terk edip Pittsburgh şehrine taşınır. Anne Cochran bir pansiyon açar ve onu işletir. Etmeye başlar. Yaşadıkları finansal sıkışıklık yüzünden eğitimi yarım kalan Elizabeth, annesine pansiyonda yardımcı olmaya çalışır. Genç Elizabeth çok akıllı bir kızdır. Sosyal ve toplumsal konulara duyarlılığı yüksektir. Henüz 21 yaşındayken Pittsburgh'ün önemli gazetelerinden Pittsburgh Dispatch'te bir köşe yazısı görür. Kızlar ne işe yarar başlıklı yazıda kadınların çocuk doğurmak ve iyi bir eş olmakla yetinmesi gerektiği, çalışmalarının canavarlık olduğu iddia edilmektedir. Yazıya çok sinirlenen Elizabeth, yalnız yetim kız takma adıyla gazeteye bir cevap yazısı gönderir. Kalemi o kadar kuvvetlidir ki, gazetenin yazı işleri müdürü George Meaden, ona köşe yazarlığı teklif eder. Elizabeth Jane Cochran, 1885 senesinde Pittsburgh Dispatch gazetesinde köşe yazarı olarak çalışmaya başlar. O yıllarda yazarlık yapan kadınların takma isim kullanması adettendir. Elizabeth de Nellie Bly takma adını alır. Bu isim zamanla gerçek adının önüne geçecek ve tüm dünya onu Nellie Bly olarak tanıyacaktır. Dönemin kadın yazarları bahçe bakımı ve ev idaresi gibi konuları ele almaktadır. Nellie ise bunu yapmaz ve ezilen kesimlerin sesi olur. Fakirlerin, baskı altındaki kadınların, hor görülen sosyal grupların hikayeleri onun köşesinde hayat bulur. Kılık değiştirerek fabrikalarda işçi olarak çalışır ve kadın işçilerin yaşadığı mağduriyetleri haberleştirir. Kadınların boşanma sürecinde yaşadığı zorlukları köşesine taşır. Kadın ve işçi haklarının savunuculuğunu yapar. Okurlar bu keskin kalemli kadın yazara bayılır ama reklam verenler Nellie Bly'dan hiç hoşlanmazlar. Gazeteyi reklamları kesmekle tehdit edince Meaden, Nellie'den kadınları ilgilendiren konularda yazmasını ister. Nellie bunun yerine yurt dışında muhabirlik yapmayı teklif eder. Serbest muhabir olarak Meksika'ya gidecek ve oradan haber geçecektir. Meaden kabul eder. Nellie Bly annesiyle birlikte Meksika'ya gider ve 6 ay boyunca burada kalır. Günümüzde çok popüler olan gezi muhabirliğinin ilk örneklerinden biri bu seyahat olur. Meksika hakkında müthiş yazılar kaleme alır. Ancak orada da kendini tutamaz ve politikaya bulaşır. Meksika'nın diktatör devlet başkanı Porfirio Diaz'ı eleştiren yazılar yazınca Diaz kendisini tutuklatmaya karar verir. Bunu öğrenen Nellie Meksika'dan kaçar ve Amerika'ya döner. Meksika yazılarını Meksika'da 6 ay adıyla kitaplaştırır. Dispatch'in gene suya sabuna dokunmayan konularda yazmasını istemesi yüzünden Nellie gazeteden ayrılır ve 1887 senesinde New York'a gelir. Burada muhabir olarak iş arar ama bulamaz. Hiçbir editör bir kadınla çalışmak istememektedir. En sonunda Pulitzer ödüllerine ismini veren Joseph Pulitzer'in gazetesi New York World, onunla çalışmayı kabul eder. Nellie'den sıra dışı bir haber yapmasını ve hakkında çok kötü dedikodular dolaşan bir akıl hastanesini araştırmasını isterler. Nellie, araştırmacı gazeteciliğin en muhteşem örneklerinden birini bu haberle verir. Akıl hastası rolü yapar ve 10 gün boyunca hasta olarak Blackwell Akıl Hastanesi'nde kalır. 10 günün sonunda gazetesi durumu açıklar ve Nellie'yi hastaneden çıkartır. Nellie, burada gördüğü korkunç uygulamaları öyle etkili şekilde yazar ki, hastane tüm uygulamalarını değiştirmek ve işleyişinde ciddi reformlar yapmak zorunda kalır. Nellie Bly bu yazılarını da Tımarhanede 10 gün başlığıyla kitaplaştırır. Kitap, Amerika'nın en çok satan kitaplarından biri olur ve ona ülke çapında büyük şöhret kazandırır. Kazandığı büyük başarıdan sonra Nellie, New York World için çalışmaya devam eder. Araştırmacı gazeteci olarak sıra dışı işlere imza atar. Kılık değiştirir, sahte kimlikler kullanır.
birbiri ardına müthiş haberler patlatır. Kamudaki rüşvetçileri açığa çıkarır. İstenmeyen bebeklerin başına ne iş geldiğini araştırır. Fabrika çalışanlarının sıkıntılı çalışma ortamlarını ve zor hayatlarını haberleştirir. Harika bir gazeteci olarak kendisine saygın bir isim yapar. 1889 senesi Nelly'nin bambaşka bir maceraya atıldığı sene olur. Jules Verne'in 80 Günde Devri Alem kitabı 1873 yılında yayınlanmış ve çok ilgi çekmiştir. Nelly, kitabın ana karakteri Phileas Fogg'un 80 günlük dünya turu rekorunu kırmak için 14 Kasım 1889 günü New York'tan yola çıkar. Yanına sadece küçük bir çanta, birkaç yedek çamaşır ve para alır. Tüm seyahati tek başına, tek bir kıyafetle ve tek bir paltoyla tamamlar. Seyahatinin Fransa ayağında Jules Verne'le tanışma fırsatı bulur. Hem Nelly hem Jules Verne için bu keyifli bir buluşma olur. Yolculuğu boyunca gazetesine düzenli olarak haber geçer. Okurlar Nelly'nin bu çılgın macerasını ilgiyle takip eder. Dünya seyahatini 72 günde tamamlar ve Phileas Fogg'un 80 günlük rekorunu kırar. Bu seyahat Nelly'yi dünya çapında tanınan bir isim yapar. Bu seyahatindeki yazılarını Nelly Bly'in kitabı 72 Günde Devri Alem ismiyle kitaplaştırır. Nelly kalemi çok kuvvetli bir yazardır. Anı kitapları dışında 11 tane de roman kaleme alır. Bu romanlar New York Family Story Paper isimli mecmuada yayımlanır. 1895 senesinde Nelly, ünlü bir sanayici olan Robert Simon'la evlenir. Evlendiklerinde kendisi 31, Simon ise 73 yaşındadır. Simon'ın süt ve süt ürünleri için kaplar ve kazanlar üreten bir demir işleme şirketi vardır. Evlendikten sonra Nelly gazeteciliği bırakır ve kocasının şirketinde çalışmaya başlar. 1904 senesinde kocası ölünce de şirketin yönetimini tamamen üstüne alır. Harika bir patrondur. İşçi haklarını sonuna kadar gözetir. Herkese emeğinden fazlasını verir. Fabrikasını sosyal alanlarla ve imkanlarla doldurur. Bu arada icatlar da yapar. İcat ettiği bir süt kabının patentini alır. Ancak ticaret hayatı onun ideallerinin çok uzağındadır. Hep haklarını savunduğu işçiler bile iyi niyetini sömürür. Şirketi 1914 yılında iflas eder. Şirketinin iflasından sonra Nelly kısa bir seyahat için Avusturya'ya gider. O Avusturya'dayken Birinci Dünya Savaşı başlar. Savaş sayesinde gazeteciliğe geri döner. The New York Evening Journal gazetesiyle anlaşır. Amerika'nın ilk kadın savaş muhabiri olarak Avrupa'da kalır ve cepheden haberler gönderir. Amerika'ya ancak savaş bittikten sonra 1919 yılında döner. Amerika'ya döndükten sonra Evening Journal'da köşe yazarlığı yapar. Fakir kadınların iş bulması için uğraşır. Dullara, kimsesiz çocuklara yardımcı olmaya çalışır. Nelly Bly 27 Ocak 1922 günü hayatını kaybeder. Yaşadığı inanılmaz maceralardan sağ çıkmayı başarmış ancak zatüreye yenilmiştir. Hayatı filmlere ve romanlara konu olabilecek bir hayattır. Her zaman ezilenlerin yanında yer almış, ilkelerinden asla vazgeçmemiş, hayatını kötülüklerle savaşmaya adamıştır. Onunki az insanın yaşayabileceği bir maceradır. Hoşça kalın.